Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından kendisi hakkında diktatör açıklamasında bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. İsrail'in başındaki o soyguncu neyden yargılanıyor Netanyahu ve karısı? Soygundan, suistimalden. Bu adam şimdi oradan diyor ki Türkiye'de diyor gazeteciler cezaevinde, oradan diyor bize ders vermesin. Ey Netanyahu, sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden bir zalimsin. 7'den 70'e binlerce, on binlerce insanı şu anda hücrelere tıkayan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, sadece bizim değil, aynı zamanda Hristiyanların, Kubbetü's-Sahra, Harem-i Şerif, buralar bizim için kutsal. Ve postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Bak, biz bu ülkede hiçbir Museviye zulmetmedik. Hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, o ayrı mesele. Ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz. Kudüs davasını bizlere unutturamaz. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın eleştiri oklarının hedefinde CHP'de vardı. Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız. Kardeşlerim, ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü altında, adı iyi kendi fesat partinin makyajı altında PKK'lılar, FETÖ'cüler belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar seçildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette Kandil'e çalışacaklar.